Kenta. Neler oluyor? Jingo bunu bırakmış. Dostlarım, her şey için teşekkür ederim. Ve hoşça kalın. Bu bir veda mektubu mu? Ne, bu bir tür şaka mı? Ama bugün benimle kapışacağını söz vermişti. Neden bunu söylemeden ayrılsın ki? Neden Jingo? Şu anda Beyblade kullanmaya hiç hakkım yok. Çok özür dilerim Kenta. Şimdi hangi yöne gideceğiz? Keşke bilebilseydim. Pekala, sorun nedir ha? Hadi gidelim. Tamam Kiyo'ya. Beyblade! Bavulunun yeteri kadar büyük olduğundan emin misin? Neden söz ediyorsun? Bu en küçük olanı, aceleyle çıktım. Demek Jingo'nun hikayesi buymuş ha? Jingo o kadar neşeliydi ki bu kadar acı çektiği aklıma gelmezdi. Neden Jingo? Bize tek kelime bile etmeden gittiğine inanamıyorum. Sanırım onun için endişelenmemizi istemedi. Ama yine de onun için endişeleniyorum. Dikkatinizi verin çocuklar. Demek Koma köyünden gelmiş değil mi Kenta? Olabilir. Olabilir mi? Ne demek istiyorsun? Benim bildiğim gitmiş olabileceği tek yer orası. Peki nereden biliyorsun? Birinin için o kadar kötü acıdığında evlerini özlemeleri normal değil midir? Şey, bana sormayın. Yani oraya gidip görmezsek asla bilemeyeceğiz. Aa, çocuklar belki biraz yavaşlasak daha iyi olur. Madoka, bavulunu taşımana yardım etmemi ister misin? Hayır, ben iyiyim. Saldırı, savunma, dayanıklılık ve denge. Bu farklı Beyblade türleri özel yetenekleri zirveye gelene kadar eğitildi. Dark Nebula Özel Beyblade Birliği. Eldragom için hiç sorun değil, bana ne atarsanız atın hiç fark etmez. Sen kükre Eldragom. Bu Eldrago'ya yeterli gelmedi. Daha fazla tatmin olması gerekiyor. Daha fazla. Rayuga, daha ne kadar güçlenmeyi planlıyorsun acaba? Jingo, ülkedeki en yüksek dağa tırmanmak zorunda mıydı? Şaka yapıyoruz. Sorun nedir ki o ya? Ne oldu? Söylesene. Bir şey yok. Yanlış gördüm herhalde. Bu çok iyi geldi. Gidelim. Böyle oturup boşa zaman harcamayın. Güneş batacak. Hadi kalkın. Hemen mi? Birkaç dakika daha. Kenta, neyin var? Ayağıma kramp girdi. Hepsi bu mu? Neyse ki. Peki yürüyebilecek misin? Taşınacak bir bavul daha çıktı. İşte bu harika. Ne? Sen kime bavul diyorsun? Bizimle bu şekilde konuşamazsın. Sen kime hırlıyorsun ha? Neden bir anda kötü adam oldum ben? Ben çanta taşıyıcı değilim, tamam mı?
Ne? Hayır. Hayır. Bul. Ara verasın. Duyuna bu gelin. Kramp girdi. Dostum harika görünüyor. Tamam o zaman yiyelim. Pekala başlıyorum. Binky, neden sadece salonları seçip yiyorsun? Ben ayrıntılara dikkat etmem ki. Sepsili olanlardan da yemek zorundasın. Pis boz. Neden benim salonlarımda daha yemeye çalışıyorsun? Daha bir sürü salam kaldı. Hayır kalmadı. Birazını geri verebilirim. Şu salam meselesini kesecek misin artık? Vurdum. İstediğiniz kadar mızmızlanın. Ben hepsinden büyüğüm çocuklar. O zaman sepsili. Sebze tavşanlar içindir. Madoka bunları hepimiz için hazırladı. Ve ben hepinizden en büyüğüm. Yani biraz anlayışlı olun. Olmaz. Sen bana biraz salam verirsen ben de sana anlayışlı olurum. Biraz salam çekil bakalım Bekir. Hayır sana salam falan yok. Salam kimin umrunda? Sandviçlerin hepsi gitmiş. Sen ne dedin? Bekir. Ya hepsini ben yemedim ki. O yedi. Ne? Sandviçim. Onları maymunlar için yapmamıştım. Yani hiç yiyeceğimiz kalmadı mı? Hayır. Hoşçakalın. Her neyse. Demek dostlar ayrılıyor. Patronluk taslıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Pis boz. Bir de bana sorsana. Ben ki o kadar... Sinir bozucu. Bul fırla. Bul. Tıpkı bir gel gibi söyledi. Mükemmel. Ama düşününce o kadar da kötü biri değil, öyle değil mi? Biliyorum. Her zaman arkadaşlarını düşünür. Bize çok yardım ediyordu. Mesela bugün gelip Jinga'yı bulmaya çalıştı. Mecbur değildi ama bizim kadar o da Jinga için endişelendi. Onun gönlünü almaya çalışalım, olur mu? Bana uyar. Oraya önce gidip onları şaşırtmaya ne dersin? Evet. Jinga mı? Buna inanmıyorum. O ikisini düşünmekten aklımı kaçıracağım neredeyse. Hiç akıllıca değil. Bilmiyorum. Senden bahsediyorum. Önemsiz şeylere kafanı fazla takıyorsun. Ne? Şu anda ne yapıyor olman gerekiyordu Benkei? Jinga'yı bulmam elbet. Ama ben sadece... O zaman buna odaklan, olmaz mı? Yoksa sen bunca yolu piknik yapmak için mi geldin? Ne? Üzgünüm Kiyo'ya. Tamam yürü. Madoka dikkatli ol. Sen de. Umarım doğru yoldayızdır. Doğru olsa iyi olur. Bulmak için bunca yol geldik. Sakın aşağı bakma. Merhaba. Madoka, sen iyi misin? Ben uçurumdan düştüğümü hatırlıyorum. Kurtuldun mu? Uçu sertlettim. Ne yazık ki bavulun o kadar şanslı değildi. Çok yazık. Bunun için üzgünüm. Önemli değil. Kurtulduğum için şanslıyım. Çok şanslıyım. Peki sen kimsin? Bayıldığımız zaman bizi kurtardı. Teşekkür ederim. Ben Madoka. Ben de Kenta. Benim adım da Hiyoma. Adımın bir kısmı dağdan, bir kısmı da canavardan gelir. Yani Hiyoma. Bir kısmı dağdan mı? Bir kısmı canavardan mı? Bu doğru. Merak etmeyin. Aklımı falan kaçırmış değilim. Merhaba. Merhaba. Evet, gerçekten de garip değil misin? Haklısın. Koma köyü mü? Adını hiç duymadım. Buraya birkaç dağ bitkisi toplamaya gelmiştim. Anlıyorum. Çok güzel. Peki bu koma köyünde ne işiniz var çocuklar? İşimiz...
Şey, orada birisi... Birini bulmamız gerekiyor. Demek birini arıyorsunuz. Hı hı, çok önemli birini. Kenta, ayıp ama. Pekala, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? İnsanlar genelde böyle şeyleri söylemez. Adının bir kısmını dağdan, bir kısmını da canavardan almış. Bu çocukta bir gariplik var. Bir de bize aklımı falan kaçırmadım diyor. İşte bu yüzden tam bir kaçağa benziyor. Katılıyorum. Dönmeyecek. Fazla uzağa gitmeyeceğini söylemişti. Ben de muhtemelen sıkıştığını falan düşünmüştüm. Ne? Yok ama. Nereye gittin? Beklettiğim için üzgünüm. Size yiyecek bir şeyler getirdim çocuklar. Ha? Ay, çok lezzetliydi. Yemek için teşekkür ederiz. Önemli değil. Ama bu inanılmazdı. Bu kadar kısa sürede bu kadar balık yakalayabiliyorsun. Balıkları nerede avladın? Ha? Peki nasıl yakaladın? Bunlar şu anda pek de önemli değil. Bunu gerçekten bilmek istiyor musunuz? Unut gitsin. Aslında pek umurumuzda değil. Pekala, artık yolumuza devam edebiliriz. Yardımların için teşekkürler. Bu bölgeden itibaren patika sona eriyor ve hava öğleden sonra daha karanlık oluyor. Ormanda zehirli yılanlar, vahşi ayılar ve pitonlar var. Yani tek başınıza ormandan çıkabileceğinize emin misiniz? Evet, hiç sorun değil. Bizi hiçbir şey durduramaz. Koma köyüne ulaşmak zorundayız. Ne olursa olsun Jinga'yı bulmak zorundayız. Jinga mı? Demek aramaya buralara kadar geldiğiniz kişinin adı bu. Bu Jinga tehlikeli dağlarda bunca yolu gelmenizi sağlayacak kadar önemli biri olmalı. Hem de çok önemli. Bizim en değerli dostumuzdur. Dostluğunun sizin için anlamı büyük olmalı. Eğer bana bu çok önemli dostunuzdan biraz daha bahsetmek isterseniz dinlemeye hazırım. Bir gün Jinga kasabamıza geldi. Kazanmakla kaybetmek arasındaki tek fark Beyblade'çinin ruhudur. Bu duyguyu sakın kaybetme. Eğer kazanmayı bu kadar çok istersen, ne kadar zor olursa olsun elinden gelenin en iyisini yaparsın sen Kenta. Bir Beyblade maçı rakibini mahvetmek değildir. Omuz omuza mücadele ederek yeni dostluklar kazanmak demektir. Jinga ile mücadele ederek kendimizi geliştirip ilerlemeyi başardık. Ama şimdi dostumuz Jinga kendine olan güvenini kaybetti. Çünkü eski düşmana karşı kazanamadı. Jinga'ya yardım etme sırası bizde. Ama Jinga onun için endişelenmemizi istemedi. Her şeyi tek başına yapmaya karar verdi ve kasabadan gitti. Neden? Neden seni anlayacağımızı düşünemedin? Neden Jinga? Umarım arkadaşınızı bulursunuz çocuklar. Gerçekten. Ha? Arkadaşınız Jinga için endişeleriniz karşısında gerçekten çok duygulandım. Eğer isterseniz güvenli yola kadar size eşlik edebilirim. Önünüze bir nehir çıkacak. Eğer aşağı doğru onu takip ederseniz çok daha tehlikeli bir yoldan kaçınmış olursunuz. Sağ ol. Bize yardımların için. Ha? Gitmiş bile. Nereye gitti? Ortadan kayboldu. Bir çıkmaz yol daha. Şikayet etmeyi kes de başka bir yol bulalım. Sanki Jinga'nın köyüne varmamız sonsuza kadar sürecek. Arılar olmasın. Canımı acıttın. Bu dağlarda yaşamıyorsun değil mi? Hayır, sadece bal toplamaya gelmiştim. Bal mı? Ne oldu, bir sorun mu var? Hayır, arılara bayılırım. Sanırım bunun anlamı şu, Koma köyü hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Üzgünüm, size yardımcı olamayacağım. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette.
bu dağda başka birileriyle daha karşılaştın mı? Mesela kim gibi? Kentele Madoka. Bilemiyorum. Adlarını nereden bileceğini düşünüyorsun? Haklısın, çok haklısın. Ben bu boyda bir ufaklık ve bu boylarda çok bilmiş, dürdürcü bir kız. Ne yazık ki çocuklar, buralarda hiç kimseyi görmedim. Peki o zaman. Yine mi? Çok üzücü, çıkmaz yol. Geri dönsek daha iyi olmaz mı? Bunu yapmamıza gerek yok. Buradan kolayca geçebiliriz. Eğer yol yoksa, o zaman kendi yolumuzu yaparız. Bize yol aç. Boğanın alttan vuruşu. Nasıl ama? Bulumun gücüne baksana. Bu inanılmaz. Gücün o denge türü Beyblade ile birleştiğinde eminim önünde kimse duramaz. Ne, ciddi misin? Eğer öyle diyorsan öyle olsun. Şimdi beni ve Bulu takip edin. Çok şey bilen birine benziyorsun. Ne hakkında? Beyblade'ler hakkında. Yoksa sen de mi Beyblade'çisin? O da nedir? Sen neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum doğrusu. Al bakalım Bul. Mankey! Ya şimdi işim bitti. Gerçekten bitti. O da neydi? Her şey bitti ki o ya. Şimdi işimiz bitti işte. Bu yoldan yürümek daha kolay. Hiyoma sayesinde. Bize yolun yerini o söyledi. Ama kesinlikle gizemli bir adama benziyordu. Evet. Aniden ortadan kaybolması gibi. Kim var orada? Benkey, Kiyo ve... Hiyoma? Onun ne işi var? Nasıl oldu bilmiyorum ama kurtuldu. Ağaç kazara düştüğü zaman korktu. Şanslı günündeymişsin diyelim. Şanslı günündeyim, haklısın. Neden yalan söylüyor? Merhaba. Keita, Madoka. Pekala, nasılsınız çocuklar? İyiyiz Benkey, peki sen? Demek tekrar karşılaştık. Evet, verdiğin ipucu için teşekkürler. Gerçekten yardımın dokundu. Neler oluyor? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Evet, bu yola nasıl çıkacağımızı bize gösteren oydu. Bu doğru. Üzgünüm çocuklar. Daha önce aniden ortadan kaybolduğum için. Nadir bir dağ bitkisini bulduğum için dikkatim dağılmıştı. Nasıl bir bitki? Dağda yetişenlerden. Ne yazık ki çocuklar, buralarda hiç kimseyi görmedim. Bize daha önce böyle söylememişti. Pekala, artık yola devam etmeye ne dersiniz? Size en kestirme patikayı gösterebilirim. İşte bu harika olur. Acaba neyin peşinde? Bizi bekle Jingo, sana geliyoruz. Kuma köyünde olacağını biliyorum, biliyorum işte. Bunu biliyorum. Hiyoma, acaba kim bu adam? Hepimizin karşısına nasıl oldu da çıkmayı başardı? Tesadüf mü bu? Hiç sanmıyorum.